seviyormuş. Seviyormuş beni. Benimle değil, kendiyle savaşmış o kadar zaman. Anlatsam, söylesem her şeyi, yine birlikte savaşıp yensek o zalimi. Yapamam. Savaşıp kaybetmeni izleyemem. Bu oyun devam etmeli. Çünkü sen ancak o zaman özgür kalabilirsin. Onu sevdin. Ama kolundan tutup benimsin demedin. Şimdi o. Artık her şey için çok geç. Artık her şey için çok geç. Çocukken ailem bildiğim herkes gitti. Yusuf benim gibi olmasın. Mutlu olsun istiyorum. Sen de. İdris gitti. Ama başka bir düşman gelirse... Çünkü hayat hep böyledir. Değer verdiklerini alır senden. Bundan sonra yalnız değilsin. Hiçbir şeyle tek başına mücadele etmeyeceksin artık. Asla aklından çıkarma. Ben varım artık. Hep yanındayım. İyi misin? Şer oramedak vartno der haunda mek. Raunda mek na. Hey, ay nana. Ne yaptın sen? İyi misin? Sakar. Yendin mi? Bırak uğraşma, değiştiririm. Dur. Temizlerim. Geç. Her şey için çok geç. Artık çok geç Fero. Sana her baktığında kalbinin deli gibi atmasına izin veremezsin. Kendine gel. Artık çok geç Ayşe. Yalanlarla yaşadığın bu hayatın içine onu da çekip beraber yürüyemezsin. Gerek yok Ayşe komiser. Ben hallederim. Ayşe bırak, ben yürürüm. Olmaz, yardım edeceğim. Ayşe bırak dedim. Olmaz Fet, bırakmam hadi. Ayşe bırak dedim çünkü sen zaten beni bıraktın.
Yapma böyle. Tekrar elimi tutacaksın diye düşünüyorum, içim gidiyor. Anlamıyor musun? Sen beni bırakmazsan ben seni bırakmam. O yüzden beni bırak Ayşe. Bırak. Ben bu yolda yalnız yürürüm. Buna mecburum artık. Yalnız bırakmak istemiyorum Ferit. Yanında olmak. Seninle yürümek istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor işte. Böyle güzelce temizledim mi? Çabucak iyileşir. Of. Önemli bir yere değil zaten. Hem hangi yara iyileşmedi ki? Bu da iyileşir illaki. Ben bayağı toparladım sanki. Emniyete bile giderim valla. Sana daha fazla yük olmayayım en iyisi. Yola düşeyim ben. Olmaz. Sırf biz evsiz kaldık diye evini boşalttın, emniyete yerleştin. Bu yaralı halinin orada burada kalmana izin veremem. Bu gece buradasın. İftar için yaprak sarması var değil mi? Yoksa giderim ona göre. Var var. Sabredeceğim, koca bir tencere saracağım. Sen de doğada o tencerenin dibini göreceksiniz. Vay vay vay, vadin güzelliğine bak. Yaprak sarması varsa ben de varım, gitmiyorum. Tamam, ben hazırlıklara başlayayım o zaman. Hiç zahmet etmeseydin keşke Ayşe komiser. Ben zaten derdimi içime sarmışım. Kendim sarma olmuşum. Akşam üstüme güzelce yoğurt döküp yerdik. Allah aşkına bırakın beni gideyim. Ne istiyorsunuz ki benden? Lan bir sus, bir saattir dırdırdır. Al çantayı götürsen de geliyorum ben. Biz niye maske takıyoruz ha? Gerekirse adamların kafasını sıkarız, olur biter gider işte. Enişte, sen hala öğrenemedin bu işi. Hedefine giden yolda sessiz olacaksın. Kimseyi ürkütmeden, kimseye dokunmadan ilerleyeceksin. Düşmanın ensesinde nefesini hissedene kadar anlamayacak. Kırmızı zaten işkilleniyor. Daha fazla kan dökmeye gerek yok. Abi telefonlar çantada. Kontrol ettik. Tamam. Sen kaybol. Eyvallah. Yaman Bey, bu kaydı sizin için bırakıyorum.
Çok önemli bir ana şahitlik ettim. Nedim. Nana'nıma şantaj yapıyor. Ulan enişte. Uçurumun kıyısından döndük senin yüzünden. Döndük ya. Sen sonuca bak. O kayıt Kırımlı'nın eline geçebilirdi. Geçmedi ama. Bak kurtulduk. Bitti gitti işte. Sen öyle san. Aptal. İçerideki kadın ne olacak? Ya kaydı dinlediyse? Onun ne bilip bilmediğini öğrenmek zorundayız. Benim lavaboya gitmem lazım. Şimdi olmaz, bekle. Ama çok acil. Vallahi bak, gitmem lazım. Bırak gitsin. Kaçamaz bir yere zaten. Hele bir dene, sıkarım kafana. Yürü. Ecelini mi koşuyorsun lan sen? Ha? Demedim mi sana sıkarım kafanı diye? Yürü. Ya bırakın beni, bırakın. Lan ne yaptın sen gerizekalı? Ayşe, ne yaptın? Sarmaları halledebildin mi? Kolayladın mı? Geleyim istersen yardıma. Gerek yok. Hallediyorum. Sen dinlenip iyileşmene bak. Söyle Kara. Komiserim, bir ihbar aldık. Aynur Altınbaş isimli şahsın kaçırıldığına dair. Bu şahıs Yaman Kırımlı'nın yanında çalışıyor diye hatırlıyorum. Cengel Altınbaş'ın cenazesinde konuşmuştuk. Rahmetlinin kız kardeşi demiştiniz. Öğrenmek istersiniz diye düşündüm. Aferin Kara. Zehir gibisin, doğru hatırlıyorsun. Anlat bakalım. Ne var elimizde? Gördün mü Nana? Onun kalbinde de sen varmışsın. Ah Yaban. Şimdi daha zor her şey benim için. Ağlama Nana. Sevmek nedir? Kavuşmak mı? Hayır. Gerektiğinde kendini feda etmektir. Topla kendini. Onun için oyuna devam etmek zorundasın. Yok başka çare. Savaşçısın sen. Güçlü ol. Hem ağlamaya zaman yok. Canuka gelmek üzere yiyecek bir şeyler hazırlamak lazım. Neden bakıyorsun bana öyle? Bana öyle bakarsan tutamam kendimi. Alır götürürüm seni.
Kim geldi diye baktım. Sana mı baktım? Bakmam bir daha. Bakmasam daha iyi. Gözlerine baktığımda kalbim yerinden çıkacak gibi atıyor. Sana sarılmak, bütün gerçekleri anlatmak istiyorum. Yaman Bey. Söyleyip canınızı sıkmak istemiyorum ama artık duramayacağım. Aynur'a ulaşamıyorum. Yalnız kalmak istedi biraz. Yok yok hayır. İki saatte geleceğim demişti. Çocukluğunun geçtiği mahalleye gitmişti. Arıyorum cevap da vermiyor. Ne olursa olsun telefonu açmamazlık yapmaz Aynur. Bir şey oldu. Tamam ben ilgileniyorum. Yaman, ben de tam seni arayacaktım kardeşim. Beykoz, Güneşli Mahallesi'nden kaçırılma ihbarı var. Aynur Altınbaş adına. Cenger Bey'in kardeşiydi değil mi o? Evet o. Allah'ım, Allah'ım Aynur'a bir şey oldu. Ne olmuş? Eski mahallesine gideceğini söyleyip çıkmış. Birkaç saattir ulaşamıyoruz. Doğru tahmin o zaman. Merak etme, ekipler ilgileniyor. Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Ferit, nasıl olmuş? Allah'ım kötü bir şey olmuş. Aynur'a kötü bir şey olmuş. Kızı arabayla zorla kaçırmışlar. Cüzdanını düşürmüş. Biri ihbar etti arayıp. Moveselerden bir yere kadar takip ettik ama izini kaybettik. En son nerede görmüşler? Kavacık, Sultanlar Mahallesi'nde. Tamam, bir gelişim olursa haber ver. Yaman Bey, Yaman Bey söyleyin ne olur bir şey mi olmuş Aynur'a? Ne olmuş? Kaçırmışlar. Ona bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Neredeyse bulup getireceğim onu. Allah'ım, Allah'ım, ay ne olacakmış? Hadi içeri girelim. Bulacak Aynur'u. Bunu inanıyorum. Hadi. Sen bize yardım et. Her şey üst üste geldi. Uzak durmak, mesafe koymak en doğrusu olacak. Ne haber? Neşe? Ne işin var senin burada? Kapıdan kovdun, bacadan geldim. Bitti mi işlerin? Molada mısın? Evet, bir yarım saat mola verdim. İşin çoktu sanırım. İyi olur bak, sen de dinlenmiş olursun şimdi. Acil yardımına ihtiyacım var. Tabii. Sorun ne? Sorun yok. Endişelenme. Çalıştığım tiyatro oyunu için acil ezber yardımını istiyorum. Timur, o niye yardım etmiyor sana? Hı, babaannesi çok hasta. Onunla ilgileniyor. Provalara da gelemiyor zaten. Yine kahramanlığını yaparsın değil mi Süperbol? Bunlar kavga etmiyor muydu? Siz Timur'la çalışırken öyle bir şey vardı. Bunlar ne ara bu hale geldi? Bunlar sen gördükten sonrası. Bunların böyle inişli çıkışlı, fırtınalı bir ilişkileri var. Şimdi sen Samet'sin, ben de tabii ki Esra'yım. İlk replik sende, başla. hadi okusana Volkan. Biliyorum kavga ettik. Senden uzak durmaya da çalıştım ama olmuyor. Gözlerinin ışığı beni sana çekiyor. Ya Volkan bir şey rica etsem. Yani biraz daha duygu katarak okusan. Hem benim için de çok iyi olur. Role girmiş olurum. Duygu? Peki tamam, duygu da olsun bakalım. Biliyorum kavga ettik. Senden uzak durmaya da çalıştım ama olmuyor. Gözlerinin ışığı beni sana çekiyor. Ben de sana çekiliyorum Samet.
Bu ayrılığa dayanamıyorum daha fazla. E hadi okusana. Ne güzel gidiyorduk bak. Hadi ama hadi. Aynur Altınbaş'la ilgili yeni bir şey var mı Kara? Anladım. Bir gelişme olursa haber verin bana. Soğan doğramaktan gözlerim yandı ama içini hallettim. Birazdan sarmaya başlarım. Ellerine sağlık. Ayşe, sana bir şey soracağım. Sor Ferit. Akasya da gelebilir mi? Neden? O da mı yaprak sarmaya dayanamıyormuş? Dayanamaz da konu o değil. Üzerine çalıştığı davadaki suçluyu tanıyorum. Danışmanlık yapacağım. E sen de gitmeme izin vermedin yani. Demek ben öyleyim ha? O zaman gerçekleri öğren bakalım. Benim Akasya'yla aramda ilişki milişki yok. Sadece o gün buraya senin canını... Senin için getirdim buraya. Akasya eski bir dostum olduğu için geldi, kırmadı. Hayatımda hiç kimse yok. Emniyette yatıp kalkıyorum zaten. O bavulda orada duruyor. Tabii canım, gelsin. Altı üstü sofraya bir tabak daha fazla koyacağız, ne ki? Ya sen var ya harikasın Ayşe komiser. Vallahi harikasın. Aa, kim geldi ki acaba? Akasya'dır. Öyle mi? İyi ki gelebilir mi diye sordum Ferit. Senin ne kadar misafirperver olduğunu biliyordum. Hı. Gelsin diyeceğinden emindim. Hadi aç. Geçmiş olsun Ferit komiser. Sadece dosyalarla gelmedim. İftar için en sevdiğin yemeği getirdim. Yaprak sarma. Ne güzel. Ama itiraf edeyim, kendim yapmadım. Çok iyi yapan bir yerden aldım. İddia ediyorum, parmaklarını yiyeceksin. Keşke zahmet etmeseydin. Ben de yaprak sarması yapıyordum. Aa. Pişti mi olduk yani şimdi? Tüh. Bilsen başka bir şey getirirdim. Yo, güzel oldu bence. Yeriz bol bol. Tabii. Sonuçta en sevdiğin yemek değil mi? Sevinmen normal. Neyse kalırsa paket yaparım, veririm yanına. Sonra yersin. Ayşe komiser, bu arada benim sana bir özür borcum var. Beni Ferit'in sevgilisi olarak tanıdın. Kusura bakma, aslı yoktu. Ferit benden rica edince kıramadım onu. Böyle minik bir oyun oynamış olduk. Önemli değil. Konuşuldu zaten bunlar. Neyse, lafa daldık, işi unuttuk. Gel Akasya, şu dosyalara bakalım. Suçluların tepesine binmek için can atıyorum vallahi, hadi. Ben elindekini alayım istersen. Şuna bak. Çok başka bir şey yok sanki. Maşallah ya.
Ferit'in de en sevdiği şeyi biliyormuş. Çok iş değil ya. Gözüne sokar gibi git aynı şeyi al gel. O kadar emek verip yapacak kızcağız, bir de o sarmaları. Çok ayıp oldu, çok. Sen ne laftan anlamaz insansın? Sana peşimden gel dedim mi? Yardım istedim mi? Cevap ver. Başından beri hep kızgın sözler söyledin bana. Ama aslında beni seviyormuşsun. Ne zaman dinledim ki sözünü? Şimdi dinleyeyim. Cevap ver dedim. İstediğin kadar kız, bağır, kov. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben senin için değil, Aynur'u bulmak için geldim. Bulana kadar da gitmeyeceğim. Seninle vakit kaybedeme. İzlerini burada kaybettirdilerse? Araç değiştirmiş olmalılar. Yok, bir iz bile yok. Birini kaçırmaya göze aldıysan arabayı yok etmenin bir yolunu bulursun. Nasıl yani? Delilleri ortadan kaldırman gerekir. Araçtan kurtulmak için ya söküp paramparça edersin ya da aracı tanınmaz bir hale getirirsin. Bunu nasıl yapabilecekler ki? Plakayı değiştirip arabayı boyayarak, tam da şunun elindeki gibi bir boyayla. Araba nerede? Cevap ver. Sakın gelme, sakın. Tamam, çay içelim o zaman. Sanki gezmeye geldim. Dur. Dur, kaçma. İşte kaçtı. Ay. Bulacağım onu, bulacağım. Sakın ona bir şey yapma. Bırak onu, mahvederim seni. Sıkarım kafasına, acımam. Sakın yanlış bir şey yapma. Gelme. Sakın. Gelme. Tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Yeter ki bırak onu gitsin. Dediklerimizi yaparsan onu bırakabilirim. Sakın dinleme onu. Duydun mu? Tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Gelmiyorum. Yeter ki sakin ol. Yeter ki ona zarar verme. Silahını bırak. Bırak silahını. Uzaklaştır kendinden. Gir oraya. Gir oraya. Yürü. Ağır!
Sana gelme peşimden dedim. Dolaşma ardımla dedim. Sen laftan anlamaz mısın hiç? Ben senden hiç kurtulamayacak mıyım? Evet. Benden kurtulamayacaksın. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Şunu görüyor musun? Şimdi o pencereye çıkacaksın. Dışarıya çıkıp yavaşça hiç kimseye görünmeden deponun kapısını açacaksın. Sonra da beni dışarıya çıkaracaksın. Söylesene öyle o zaman. Niye bir anda çekiyorsun? Uzatma. Dışarıya çıkınca sadece söylediklerimi yapacaksın. Kafana göre iş yapıp da başına yeni bir bela açma. Hep suçluyorsun beni. Tek başıma giderim. Sen de burada kalırsın bak. Hiç şaşırma. Hadi. Gel buraya. Açılmıyor. Hadi artık aç şunu. Düzgün tutmuyorsun ki. Hareket ettiriyorsun. Kendi beceriksizliğini söylemiyorsun da. Sen aç o zaman. Ben açmıyorum. İndir beni. Saçmalama. Keçi inadının sırası değil. Hemen aç şunu. Açmayacağım dedim. İndir hemen. Tamam, hadi çabuk hallederim. Hadi, vakit kaybetmeyelim. Sonunda mantıklı bir şey söyledin. Tamam, görüşürüz. Evet. Nerede kalmıştık? Keşke hiç kavga etmesek Esra. Böyle huzurlu olsak. Bu an ömür boyu sürse. Sevgi biraz da tek düzeli yenmek değil midir Samet? İlişkiler kalp ritmi gibi inişli çıkışlı olunca daha güzel olmuyor mu? Aslında haklısın. Ama ben sadece senin güldüğün anlarda kalmak istiyorum. Esra, kalbim dile gelip de konuşabilseydi ne derdi biliyor musun? Ne derdi Samet? Söyle, bilmek istiyorum. Ya oyuncu muyum ben ya? Bir sürü işim gücüm var benim. Ama mola vermiştin. Ya tamam mola verdim de bu kadar uzayacağını da bilmiyordum ki. Bundan sonrasını sen kendin halledersin. Efendim Kara? Tamam. Tamam kafedeyim ben zaten geliyorum hemen. Görüşürüz. Hadi sana kolay gelsin. Bu neydi şimdi? Ne olacak Neşe? Adamın iş yerindesin. Acil bir işe çıktı, aradılar gitti. Düşüncesizlik ettim buraya gelmekle. Şimdi mevzu şu.
Bir müzeden tarihi vazolar ve sikkeler çalındı. Hırsızlığı yapanın antika kaçakçısı Salman Tuğrulacı olduğu bilgisine ulaştık. Bu şahıs da Sarıgazi Emniyeti'nin sorumluluk alanında olduğu için dava bizde. Bu pisliği 8 sene önce enselemiştim. Amirin bilgi alışverişinde bulunmamızı istemiştir. Aynen. Ama tabii sen bu tip olaylarda efsanesin ya. Onun da etkisi vardır muhakkak. Haksızlık edemeyiz sana. Kız sen şerbet gibi olmuşsun ha. Eskiden seninle çalışınca o nemrutluğundan az çekmemiştik. Demek ki şu 3 günlük dünyanın somurtmaya değer olmadığını anlamışım. Hadi Ferit komiser. Çeneye daldık, işe dönelim. Doğru, dönelim. Şimdi ben bu pisliği 8 sene önce paketledim ama bağlantıları yanına yollayamadım. İspat edemedim çünkü. Salman da ötmedi. Şimdi bu şerefsiz hapisten çıkıp tekrar hırsızlık işine başladıysa muhtemelen aynı adamlarla çalışıyordur. İşte senin olayın tam da burada başlıyor. Ne demek istediğini anladım. Geçmişte şüphelendiğim kişilerin listesini yapmıştım. Bir dakika bakayım. Bekle. Hah, buldum. Mail atıyorum sana. Vay be, koskoca 8 yıl olmuş ha. Yaşlanmışız be. Yaşlanmışız. Yaşlanmak ve sen. Saçmalama Allah aşkına. O zaman da karizmatiktin, şimdi de öylesin. Şanslıyım canım. Ama bunun için bir çabam yok, Allah vergisi diyelim. Geldiğin ilk günü hatırlıyorum da, deri mont, güneş gözlüğü, rüzgarınla kaç kızı bayılttığından haberin var mı? Yani şahit olduğum bir şey yok. Duyduklarım rivayetten ibaret. Ama güya o gün birkaç kız revire kaldırılmış. Bu ne ya? Sözde çalışıyorlar. Kah kah kah, ki ki ki. Neyse artık bu kadar komik olan. Daha ilk tanıştığımızda kanım ısınmıştı sana. Moralim bozukken bir dost verip bulut almazsam düzelemiyordum. Allah Allah. Ne diyor ya bu? Bitirdin mi işleri Ayşe komiser? Ziyafet hazırlığı tamam mı? Bitti sayılır. Siz ne durumdasınız? Biz biraz sohbet, biraz iş, eski günleri yad ediyoruz falan. Ayşe komiser, bu Ferit var ya, bir keresinde patlamış mısır taklidi yapmıştı. Ben patlamış mısır. Evet ya, şimdi. Patlamış mısır tanesini arkadaşlarıyla tavaya atmışlar. Sonra mısır dönmüş, arkadaşlarına moral vermek için dayanın, patlamayacağız, patlamayacağız demiş. Sonra ısınmış, ısınmış. Herkesten önce patlamaya başlamış. Sonra dönmüş arkadaşlarına, lan oğlum çok zevkliymiş. Siz de patlayın, patlayın. Sonra hepsi birlikte çılgınlar gibi patlamaya başlamışlar. Böyle bir şeydi işte. Yani ben Ferit'in eski karısıyım ama böyle yetenekleri olduğunu bilmiyordum. Bak sen, kıskançlık mı seziyorum? Normal. Biz seninle bir ayda tanışıp evlendik. Bir ayda evli kaldık. Ama Akasya ile 8 senedir arkadaşız. Hiç kopmadık. Of, içim içimi yiyor. Niye bu kadar kıskanıyorum ben Ferit? Allah'ım yardım et. Yardım et, güçlü durabileyim. Doğru vallahi. Uzun zamandır tanışıyorsunuz siz. İnsanın böyle eski arkadaşlarının olması çok güzel. Tabii canım. Biz Ferit'le her zaman iki iyi arkadaş olmuşuzdur. Arkadaşlık güzeldir.
Neyse, ben yemeklere bakayım. Abi kaçıncı arayışım? Neredesiniz ya? Açın şunu artık. Ne var? Abi bir durum oldu. Ne oldu lan? Yerimiz mi buldular yoksa? Sakin ol abi. Hallettim ben. Sert bakışlı bir adamla güzel bir kadın geldi ama... Kilitledim depoya. Çıkmaları mümkün değil. Öyle söylesene, aklımı aldın. Merak etme abi. Buralar bende. Aferin, gözün açık olsun. Bekle bir. Hala kendine gelmedi. Allah kahretsin. Okyanusu aşıp da derede boğulsaydık çok üzülürdüm ben işte. Bu kadar uzamayacaktı bu mesele. Peşimizdelerdir şimdi. Bir iz bıraktıysak... Abi, bir kadınla bir adam peşimize düşmüş. Arabayı boyattığımız yerde bizim çocuk görmüş. Adam sert bakışlı birisiymiş. Kırımlı. Nasıl buldu bizi bu? Bak kahretsin. Merak etmeyin abi. Çocuk depoyu kilitlemiş. Tehlike yok şu an. Rahat ol abi. Paketi sağlam yaptım. Gel Akmar'a. Şimdi bildiğin her şeyi anlatacaksın. Adamların peşini bırakmıyorsunuz, her adımlarını takip ediyorsunuz, anlaşıldı mı? Baş üstüne komiserim. Salman, Dilaver adında bir antikacıyla temasa geçti. Ama ona mal verip vermediğini bilmiyoruz. Listendekilerden biri. Dilaver'i de takibe aldınız mı? Savcılık izni bekledik, yeni geldi. Şimdi onu da teknik takibe alıyoruz. Tamamdır, anlaşıldı. Kolay gelsin. Kız biz seninle acayip bir ekip olduk ha. Oturduğumuz yerden adamın yerini buldum. Ya var ya, sen var ya çok zeki bir kadınsın. Polislik için biçilmiş kaftansın. Vallahi bravo. Öve öve bitiremedi kızı. Ayşe komiser. Hı. Akasya'nın transferini bizim emniyete mi alsak? Vallahi kapatamadığımız tüm dosyaları bir çırpıda kapatır. Yani aşk olsun Ferit komiser. Bir çırpıda hepimizi harcadın. Ama yani Akasya'nın ekibimize gelmesi daha güçlü olacaksa neden olmasın? Aa, Akasya'cığım, senin böyle belin ağrır. Dur, şunu şöyle koyalım. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Ne demek? Yani ev sahibi olarak misafiri en iyi şekilde ağırlamak benim görevim. Neyse, kolay gelsin. Yok, bizim emniyete transfer edilmiş. Yok, bütün davalar kapanırmış. Madem o kadar başarılı, tek başına çözsün. Burada ne işi varsa. Ayşe komiser, kolay gelsin. Sen niye ayaklandın? Bacağım uyuştu. Biraz yürüyüp açayım dedim. Hı. Sen bu Akasya'dan pek hoşlanmadın galiba. Tahmin etmesi zor değil çünkü. Çok belli ettim tabii. Anladı kıskandığımı.
Anladığım gibi eminim. Niye hoşlanmayacakmışsın ki? Saçmalama. Halini görüyorum çünkü belli. Gün gibi ortada. Gün gibi ortada olan neymiş pardon? Çünkü sen Akasya'yı... sevmiyorsun. Sevgililik oyunuma alet olduğu için kuruluyorsun kıza yapma. Gördün işte. Akasya sevimli, akıllı, tatlı, iyi kalpli bir kız. Bu sevgililik oyununda suç da benim. Günah da benim. Yani beni aptal yerine koymaya çalıştığı için kızmıştım. Ama onu da anlıyorum. Arkadaşına yardım etmek istemiş. Yani bu yüzden de affetmeye çalışacağım onu. Ya şöyle Ayşe komiser. Sana yakışan da bu. Hadi kolay gelsin. Oy. Az kalsın anlayacaktı kıskandım. Ayşe ucuz atlattı. Yaprak sarması kokuyor. Anneciğim yavaş. Abla misafir mi var? Ferit rahatsız da. Benim yüzümden bir kaza geçirdi. O yüzden burada. bu kim peki? Akasya da burada. Birlikte bir dava üzerine çalışıyorlar. Ferit abi. Ferit abi ne oldu? Neyin var? Bir şeyim yok Dodo. Ufak bir kaza sadece. Ama bir şey diyeyim mi? Seni gördüm iyileştim. Hoş geldin Akasya abla. Siz ne yapıyorsunuz? Çalışıyoruz Dodo. Sevgili olduğunuz için evleneceksiniz. Davetiye seçiyorsunuz değil mi? Öyle oluyormuş çünkü ben biliyorum. Anne. Sen de yardım mı ediyorsun Ferit abilere? Yok anneciğim. Nereden çıkardın bunları? Biliyor musun Akasya abla sen çok şanslısın. Çünkü Ferit abimle evleneceksin. Anneciğim öyle bir şey yok. Ferit abinin Akasya ablan arkadaşlarmış. Bize şaka yapmışlar. Yani evlenmiyorlarmış, sevgili de değillermiş. Şakaymış. Hepsi şaka. Şimdi de anladım. Siz şakacıkla sevgili oldunuz yani. Vallahi Doğacığım şu an düğün planlamayı bu işe tercih ederdim. Ama maalesef durum sandığın gibi değil. Akasya gıcık mı tuttu? Su ister misin? Yok. Elimi yüzümü kasam yeter. Laflara bak laflara. Düğün planlamayı işe tercih edermiş. Ya biz arkadaşız sadece çalışıyoruz desene. Ya ablacığım bir sakin ol. Sen niye bu kaza bu kadar kuruldun? Ya yersiz laflar, gereksiz samimiyet. Neymiş? Ferit'i 8 senedir tanıyormuş da her şeyini bilirmiş. Ablacığım. Sen dedin ya. Ferit abi seni kıskandırmak için oyun oynamış. Sevgili falan değillermiş. Boş boşuna neden kuruluyorsun şimdi kıza? Sen Ferit abinin yanında başkasını görmeye dayanamıyor olabilir misin? Doğru. Ferit'i kaybettiğim için üzülüyorum.
kızcağıza da gereksiz yükleniyorum. Neyse, tamam ablacığım, ben toparlayacağım kendimi, tamam mı? Sen gidip doğa ile ilgilen. Tamam, ben ilgilenirim, merak etme. Ayşe, bak kendine gel artık. Ya sadece arkadaş onlar. Tamam. Burada beklemekle aptallık ediyoruz. Ecelimiz geliyor, ecelimiz. Yaman ne yapar ne eder çıkar oradan bulur bizi. Ulan bir sus. 40 kere söyledin. Bela çağırıp durma. Bu böyle olmaz. Kadının ayılmasını bekleyemez. Gidip kafasını sıkacağım. Aptal. Sonra ne olacak hiç düşünüyor musun? Kırımlı'yı daha da delirteceksin. Peşini ölene kadar bırakmayacak. Az daha sabret. Başka bir mekana götürelim. Hayır olmaz. Bugüne kadar senin laflarını hareket ettik. Hiçbir şey olmadı. Bak Yaman kapıda. Ha? Sen git sık kafasına. Sen de o işi bitinceye kadar gözcülük yap. Cesedi ortadan kaldırın. Hadi biz de gidelim, durmayalım burada. Yürü Kazım, yürü Kazım. Dikkatli olun. Yolun sonuna geldin. Yapma. Kaldır elini. Çekil kenara. Çekil. Abi bu. Kenara çekil dedim. Ecelim geldi. Kırımlı. Kazım kaçalım buradan. Nereye gidiyorsunuz korkak herifler? Ne olup bittiğini öğrenmeden buradan gidemem. Sen ne yapman gerektiğini biliyorsun. Git. Gel lan buraya şerefsiz. Aynur. Sakın ölme. Sakın. İyiyim. Kolum. Allah kahretsin. İyi misin? Hemen hastaneye gidiyoruz. İyiyim ben. Sadece sıyırdı. Onunla ilgilen. Çok korktu o. Aynur. Aynur duyuyor musun beni? İyi olacaksın. Sakin ol. Yaman Bey. Allah sizden razı olsun. Adamlar nerede? Kaçtılar. Siz Aynur'la ilgilenir. Ben mürebbiyeyi hastaneye götüreceğim. Arka tarafı kontrol edin çabuk. İyi misiniz? Allah kahretsin. Hala buradalar. İşte bu tüccarı takip etmemiz şart Ferit. Bu kilit adam bizi diğerlerine götürecek. Sonra da biz tüm şebekeyi...
sarması dediğim böyle olur işte. Niye sesleri kesildi ki bunlar? Yalan söyledin Akasya. Sen Ferit'e aşıksın. Neden yaptın? Neden? Neden atıldın önüme? Bana güvenmeyen, inanmayan, yalancı olduğumu söyleyen sen. Neden benim için canını hiçe saydın? Çünkü ben... Çünkü sen ne? Şimdi söylesem gerçekleri, seni seviyorum desem, anlatsam her şeyi... Yine öyle bakıyor gözlerime. Sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Gitmesine, benden kopmasına izin vermeyeceğim. Ben... Nana! İyi misin? Canım benim. Çok endişelendim. İyiyim ben. Sırdı sadece. Bir şeyim yok. Öğrenir öğrenmez hemen geldim. Şükür ikiniz de iyisiniz. Şaşkınlığını anlıyorum. Kusura bakmayamam. Böyle öğrenmeni istemezdim ama... biz Nana ile birlikteyiz. Birbirimizi çok seviyoruz.